Bizim beceri alanlarımız var. Hani bir özel eğitimci olarak sorumlu olduğumuz. Nedir mesela? İşte efendim ince motor becerileri değil mi? İşte parmaklarla elle yapılan faaliyetler. Efendim öz bakım becerileri değil mi? İşte el yıkamadan tutunuz da işte giyinme, soyunma vesaire 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 becerileri. Tuvalet edimi keza becerileri. Öz bakım becerileri var. İşte zihinsel beceriler var. İşte akademik öncesi ya da akademik beceriler. İşte zihinsel süreç, bilişsel beceriler var. Bir de dil konuşma becerileri var. Farklı değil. Yani ben çocukla efendim kavram çalışıyorum. Konuşma çalışamıyor. Yok öyle bir şey. Tabii ki çalışmam gerekir. Ama özellikle otizmli çocuklar söz konusu olduğunda risk grubunda ya da tanısı kesinleşmiş. Fark etmez. Ya da benzeri problemler olan yani konuşma problemleri olan diyelim. Yani yan mesela dikkat eksikliği hiperaktivite tanısı olabilir çocuk. Sadece otizmle süreci daraltmayalım. Konuşma problemi olur mu? Olur. Çok mu gördüm? Çok gördüm. Olabilir. O anlamda gene burada dil ve konuşma, bakın eğitimi derim ben buna hep. Özellikle altını çizelim. Terapi demem. Terapi demeyince sanki daha böyle basit bir şey yapıyormuşuz gibi görünür. Hayır. Çünkü biz eğitimciyiz, eğitimini veriyoruz. O anlamda altını çizmek için eğitimi derim. Tabii ki bizim asli sorumluluklarımızdandır. Zaten dil ve konuşma terapistleri de en azından çoğunluk görüş bunu savunur zaten. Yani özellikle otizmli çocuklarımızda mesela çocuğumuzun öyle bir durumu var ki şimdi davranış problemleri var. Efendim el göz koordinasyonu, işte göz kontağı tam anlamıyla hani belli bir nokta değil ama hep şunu diyoruz konuşmayla ilgili yıllar geçiyor, günler geçiyor, 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 geçiyor. Çocuğumuz gelişiyor. Biz aman işte el göz koordinasyonu sağlasın, aman işte efendim otursun, aman işte davranış problemi elini ağzına alıyor mu çözelim falan. Bunları beklemek gerekebilir. Dil ve konuşma terapistlerinin çocuğunuza çalışabilir. Çünkü dil ve konuşma terapistleri haklı olarak uzmanlık alanı sadece dil ve konuşmadır. Ve hani çocuğun belli bir olgunluğunun olması gerekir çalışılabilmesi için. O anlamda bu özellikle bu süreç o aşamaya gelene kadar bahsettiğim durumlar düzeltilene kadar çocuğunuzun konuşma eğitimi boş geçemez. Bir de şöyle bir şey var. Eğitimin içinde ne yapıyorsanız yapın zaten iletişim becerisi çocukla çalışmak zorundasınız. İç içedir zaten bütün beceriler. Ya yani ince motor becerisi tek başına ince motor becerisi değildir. Yani akademik beceri atıyorum okuma yazma öğretimi tek başına okuma yazma öğretimi değildir. Yazmada zaten ince motor girer işin içine gibi hepsi ilişkilidir. Dil ve konuşmada bir motor faaliyettir. O anlamda çok uzatmayayım. Çalışılması gerekir. Doğru ya ama beni tatmin etmedi. Yani otizmli çocuklarınızla dil ve konuşma çalışmak da biraz tecrübe ister. Biraz değil tecrübe ister. Yani kolay da değildir. Dürüst konuşalım. O anlamda ben çeşitli ilkelerin olması taraftarıyımdır. Çünkü her özel eğitimci hani alan mezunu tabii ki konuşma eğitimi alır ama tecrübeyle bunu belli bir noktaya getirmesi gerekir. Yani ne yapacağız işte genç adam yani tecrübeyi nasıl kazanacak çocukla? Tamam ama temel felsefelerin olması gerekir. Mesela bir kere otizmli bir çocuğun konuşabileceğine inanan bir eğitimciyle çalışmanız gerekiyor. Gerçekten inanan. Ve bunu efendim bir dil ve konuşma terapisti gibi yapmayan bir eğitimciyle ne demek istiyorum ya? Hocam sizin de orada terapi belki görüyorsunuzdur. Belki şu an kadraja girmiyor ya da konuşma kartları falan. Ya o zaman onu demek istemiyorum. Materyal, yani o materyal, ortak materyal kullanılabilir. Şunu demek istiyorum. Yani bizim için özellikle otizmli çocuklarda konuşma ki siz kanaldaki videolara bayağı izlemişsiniz Esra Hanım. Dil ve konuşma videolarına umarım bakmışsınızdır. Bence görünce bakmışsınızdır. Zamanınız olmadıysa mutlaka bir inceleyin derim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Zaten hem burada hem kanaldaki diğer o kayıt videolarda, çok önce çektiğim kayıt videolarda dil ve konuşma becerilerinin ne kadar ağırlıklı olduğunu görürsünüz. Ben bir özel eğitimciyim. Dil ve konuşma terapisi değilim. Ama konuşma da benim alanım. Bir yere kadar. Dolayısıyla özellikle otizmli çocuklarda. Çünkü
otizmi tanımadan, otizm özelliklerini bilmeden, otizmin bir çocuğun neler yapıp neler yapabileceğini çok süreçlerini bilemeden çocuğa konuşma eğitimi vermek de biraz zordur açıkçası. Biz çocuk tanı alsın, işte risk grubunda olsun ilk etapta, yani ben özellikle çocuğu hemen konuşmayla tanışması taraftarıyımdır. Ki zaten iletişim ve konuşma olmadan siz çocuğa dokunamazsınız, yani temas edemezsiniz, çalışamazsınız. Dolayısıyla bunu düzeyine göre vurgulaya vurgulaya, tabii ki işte alıcı dil vesaire bir sürü basamaklar var, çok uzatmayalım. Gene incelersiniz hani, ya da bilginiz vardır zaten belli bir düzey. O anlamda onların hepsi tabii ki belli bir olgunluğa erdikten sonra hani çatır çatır tabiri caizse konuşmak zorundasınız.